Merhaba sayın Mastermind izleyicileri. İzlemekten keyif alacağınızı düşündüğüm bir video ile daha karşınızdayım. Konumuza geçmeden önce her zamanki gibi videoyu beğenip paylaşarak ve kanala abone olarak daha geniş kitlelere ulaşmamı sağlayabileceğinizi tekrar hatırlatmak isterim. Lütfen kanal bildirimlerini de açmayı unutmayın. Bu şekilde her paylaşımımdan rahatlıkla haberdar olabilirsiniz. 43 yılı aşkın yolculuk, derin bir sessizliğin ve karanlığın içinde sesten daha hızlı yol kat ederek gidilen her saniyede bilime ışık tutan sessiz savaşçılar Voyager 1 ve Voyager 2. Voyager 1 uzay aracı NASA tarafından fırlatıldığı 5 Eylül 1977'den bu yana hizmet vermeye devam eden 722 kilogramlık bir insansız dış güneş sistemi ve ötesi uzay sondasıdır. Jüpiter ve Satürn'ü ziyaret etmiş, bu gezegenlere ait uyduların detaylı fotoğraflarını elde eden ilk sonda olmuştur. Ayrıca görevi hala devam etmektedir. Voyager 2, 20 Ağustos 1977 tarihinde, yani Voyager 1'den yaklaşık 15 gün önce ABD Voyager programı kapsamında fırlatılan insansız uzay aracı. Bu uzay aracı sırasıyla Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün'ü ziyaret etmiştir. Uranüs ve Neptün'ü ziyaret eden tek uzay aracıdır. Aracın misyonu kardeşi Voyager 1 ile aynıdır. Güneşten ve Dünya'dan diğer uzay sondalarından daha hızlı bir şekilde ayrılmakta olan Voyager 1, yeryüzünden en uzakta bulunan insan yapımı nesnedir. New Horizons adlı diğer bir uzay sondası Dünya'dan Voyager 1'e oranla daha büyük bir hızla fırlatılmış olmasına rağmen Voyager 1'in yolu üzerinde yararlandığı kütle itiminden yararlanamayacağı için hiçbir zaman onu geçmeyi başaramayacaktır. Voyager araçları 1970'lerin sonlarında ve 1980'lerde meydana gelen itici gaz kullanımını ve yolculuk süresini en aza indiren sıra dışı bir astronomik olaydan faydalanmak için tasarlandılar. Sistemimizdeki 4 gezegen çok nadir yaşanan bir şekilde birbiriyle hizalanacaktı. Yaklaşık 175 yılda bir meydana gelen bu Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün yerleşimi belirli bir uçuş yolundaki bir uzay aracının büyük tahrik sistemlerine ihtiyaç duymadan bir gezegenden diğerine ulaşmasına izin vermektedir. Her bir gezegene yapılan yakın uçuş sırasında uzay aracının rotası bir miktar bükülür ve bu bükülmeden kaynaklı hız kazanımı diğer gezegenlere ulaşmayı mümkün kılar. Voyager'ların orijinal tasarım amacı Jüpiter, Satürn, Satürn'ün halkaları ve bu iki gezegenin büyük uyduları üzerinde yakın geçiş araştırmaları yapmaktı. Sonrasında uzayda yollarına devam edeceklerdi. Ancak o aşamaya kadar iki sondanın da görevlerini tamamen yerine getireceğine bilim insanları çok fazla ihtimal vermiyordu. Çünkü hem rotaları hem de tasarımları buna tam olarak izin vermeyecek şekildeydi. Voyager 1 ve Voyager 2 5'er yıl boyunca çalışacak biçimde inşa edildi. Ancak görev devam edip hem Voyager 1 hem de Voyager 2 tüm görev hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşınca NASA'nın Jet İtim Laboratuvarı'ndaki bilim insanları ve mühendisler bu araçların Güneş sisteminin en dışındaki iki dev gezegen olan Uranüs ve Neptün'e de ek uçuşlarını kapsayan ikinci planlarını devreye soktular. Bu durum görev kapsamı dışında olmasına rağmen mümkün olduğunun anlaşılması sonucunda reddetmesi güç bir merak haline geldi. Fakat yörüngeleri gereği bunu ancak Voyager 2 gerçekleştirebilirdi. Araçların uzaktan yeniden programlanabilir şekilde üretilmiş olması sayesinde Voyager'lara Dünya'dan ayrıldıklarında sahip olduklarından daha fazla ve yeni yetenekler kazandırmak mümkün oldu. 2 gezegenli görevleri 4 gezegenli göreve çıkarıldı. 5 yıllık ömürleri 12'ye ulaştı. 2020 itibariyle 43 yıla ulaşmış vaziyette. Sonunda Voyager 1 ve 2 bizlere Güneş sistemimizin dev dış gezegenlerinin hepsini, uydularının 48'ini ve gezegenlerin sahip olduğu benzersiz halka ve manyetik alan sistemlerini inceleme fırsatı sundu. Araçların hikayesi, gelecekteki bilim insanları ve mühendisleri etkileyeceği gibi film, sanat ve müzik alanlarında ve dünya kültüründe de gelişim sağlayacaktır. Her araç, dünyadaki çeşitli cisim ve canlıların sesleri, fotoğrafları ve mesajları bulunan altın plak taşımaktadır. Uzay araçlarının yolculukları milyarlarca yıl bile sürebilir ki bu da insanlığın uzaya ilettiği tek mesaj olabilir. Voyager 1, Jüpiter ve Satürn'ü ziyaret ettikten sonra yörüngesindeki kırılım sebebiyle dış uzaya yönelerek 2012'de Güneş sistemi dışına çıkan ilk araç oldu. Voyager 2 ise 4 gaz devini Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün ziyaret eden ilk araç olarak tarihe geçti. Araçlar Jüpiter'in Io uydusundaki aktif volkanları gözlemiş, Europa'nın buzlu yüzeyi altında sıvı okyanus olabileceğini işaret eden ipuçlarını ve Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da dünyanın ilkel dönemine çok benzeyen bir atmosfer olduğunun bilgilerini iletmişlerdi. Voyager 2 bunun yanında Uranüs'ün buzlu uydusu Miranda ve Neptün'ün Triton adlı buz gibi soğuk uydularını gözlemişti. Voyager misyonu sadece Jüpiter ve Satürn uçuşlarından sonra sona ermiş olsaydı bile astronomi ders kitaplarını yeniden yazmaya sebep olacak miktarda bilimsel malzeme sağlamış olacaktı. Ancak zaten iddialı güzergahlarını ikiye katlayan Voyager araçları uzayda yola devam ettikleri süre boyunca dünyaya astronomi biliminde devrim yaratan bilgiler göndermeyi sürdürdüler. Bu sayede Güneş sistemindeki gezegenlerin kökeni ve evrim hakkında merak uyandıran yeni sorular gündeme geldi. Peki bu araçlar şu anda neredeler? Voyager araçları uzun zaman önce son gezegen olan Neptün'ün yörüngesinin ötesine, hatta heliosferin ötesine ulaşmış durumdalar. Burada biraz teknik bilgi vermem gerekiyor. Güneşten yayılan yüklü parçacıklar ve atomlardan oluşan güneş rüzgarı, güneşin hareket yönünün tersine uzanan damla şekilli heliosfer, yani günküre denilen düşük yoğunluklu bir ortam oluşturur. Bu parçacıklar yaklaşık 400 km saniye gibi süpersonik bir hızla hareket ederler. Fakat Güneş'ten yaklaşık 15 milyar kilometre kadar uzaklıkta artık yavaşlayarak ses altı hıza düşerler. Parçacıkların ses altı hıza düştüğü bu bölgeye Termination Shock, yani sonlandırma şoku ismi verilir. Heliosferin bu sonlandırma şoku sınırı ile yıldızlar arası ortamdan gelen rüzgara yenik düşüp durduğu durgun bölgeye kadar olan alana Heliosheath, yani gün durgun deniliyor. Bu alanda güneş rüzgarı ses altı hızla yoluna devam eder. Yaklaşık güneşten 22,5 milyar kilometre uzaklıkta ise yıldızlar arası rüzgarın gücüne yenik düşerek tamamen durur. Güneş rüzgarlarının tamamen durduğu bölgeye de heliopause adı veriliyor. Artık 40 yıllık yolculuklarından sonra Güneş'ten yaklaşık 23 milyar kilometre uzakta yola devam eden bu araçlar Güneş rüzgarlarının etkisini tamamen yitirdiği heliopause sınırına ulaştılar. Dış uzaydan gelen parçacıkların artık Güneş rüzgarlarınca durdurulamadığı, yani Güneş sisteminin koruma kalkanının devre dışı kaldığı, yıldızlar arası ortamda yollarına devam edecek olan araçlar, tarih boyunca Güneş'in korumasından tümüyle çıkmış ilk insan yapımı nesne konumunda olacaklar. Voyager 1 an itibariyle Güneş'ten 22,5 milyar kilometre uzaktadır. Yani ışığın Güneş'ten Voyager 1'e ulaşması yaklaşık 21 saat sürmektedir. Medyada yer aldığının aksine Voyager'lar Güneş sistemi dışına çıkmış sayılmıyorlar. Her ne kadar Güneş rüzgarları ve Güneş'in manyetik etkileri heliopause sınırının ardından sona erse de yıldızımızın kütle çekimsel etkileri buradan çok daha uzaklara kadar hakimiyetini koruyor. 4 ışık yılına kadar yakın çevresinde başka bir yıldız bulunmayan Güneş'in bu kütle çekimsel hakimiyetini yaklaşık 1,5-2 ışık yılı çapında küresel bir alan içinde koruduğunu düşünmek hatalı olmaz. Gökbilimciler bu uzak bölgenin de boş olduğunu düşünmüyorlar. Zaman zaman Güneş sistemi içlerine yönelen geniş yörüngeli kuyruklu yıldızlara ev sahipliği yapan Oort bulutu yaklaşık yarım ışık yılı genişliğinde ve dış tarafı bir ışık yılı uzaklığında küresel bir biçimde Güneş sistemini çevreleyerek son sınırı oluşturuyor. Oort bulutundaki kuyruklu yıldız sayısı ise 100 milyarın üzerinde olarak tahmin ediliyor. Şu anda Oort bulutuna ulaşmaları için birkaç yüzyıllık yolları olmasına karşın bilimsel araçlarının çoğu çalışmaya devam eden Voyager'ların yıldızlar arası ortam olarak niteleyebileceğimiz bölgeden gönderecekleri veriler bilim insanları için büyük önem taşıyor. Buradan elde edilecek veriler yıldızlar arası ortamın yapısı hakkında başka şekillerle ulaşılması neredeyse imkansız olan bilgiler edinmemizi sağlayacak. Voyager uzay araçlarının önümüzdeki en az 10 yıl boyunca değerli veriler getirmeyi sürdürmesi bekleniyor. Voyager uzay araçları ile iletişimimiz, araçlar üzerindeki güç kaynakları artık hayati sistemlere güç sağlayamayacak noktaya gelene kadar devam edecektir. Voyager'lar yüz milyonlarca yıl boyunca yollarına devam edecekler. Uzay gerçekte çok boş olduğu için herhangi bir gök cismine çarparak yok olma ihtimalleri de göz ardı edilebilecek kadar düşük. Yine de ömürleri sonsuz değil. Yıldızlar arası ortamda çok büyük bir hızla yol alırlarken çarpan mikropartiküller ile yavaş yavaş aşınacak ve çok çok uzun bir zaman diliminde, belki 1 milyar yıl içinde yavaşça toza dönüşerek yok olacaklar. Bundan birkaç bin, 100 bin veya milyon yıl sonra uzay boşluğunda süzülen Voyager araçlarının insan medeniyetinin varlığından geriye kalan tek kanıt olabileceğini düşünmek ilginçtir. Eğer bu gezegende varlığımızı sürdüremezsek ve bir diğer gezegene yerleşmeyi başaramazsak, uzay boşluğuna fırlattığımız cihazlar türümüzün geleceğe bıraktığı anıtlar haline gelecektir. Bu açıdan bakıldığında 40 yılı aşkın süredir yoluna devam eden ve yakıtı bittikten sonra sayılamayacak yıllar boyunca uzay boşluğunda süzülmeyi sürdürmesi beklenen bu araçlar, biz insanlar için sadece bilimsel anlamda değil, varoluşsal anlamda da büyük öneme sahiptir. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hakkındaki görüşlerinizi, sorularınızı yorum kısmına bırakabilirsiniz. Hepsine mümkün olduğu kadar yanıt vermeye çalıştığımı bilmenizi isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.